Malatya 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şen Yaşar katliamının gizli kararıyla kapatılan dosyasının birleştirilmesinden sonraki 6. celsesinde biz yine buradaydık adalet arayışımız için. Bugün Emine Anne Adalet Nöbetini duruşma salonuna gelerek değil, Mahat Adliyesi'nin önünde sürdürdü. Biz de savunma avukatları olarak duruşmadaydık. Duruşmamız 7 Haziran'a ertelendi ama ne yazık ki bugün de adalet beklentisine bir cevap alamadık. Tutukluluk durumunun devamına karar verilirken dosyamızdaki eksiklikler, dosyamızdaki etkin soruşturma ve kovuşturmaya, adaletin tecellisine tesis edecek deliller yine dosyamız içerisinde yoktu. Biz dosyanın avukatları, Şen Yaşar dosyasının savunmanları olarak da adalet arayışımızı sürdürüyoruz. Şen Yaşar ailesi için adalet, herkes için adalet. Yıl 2018, ailemize karşı bir katliam yapıyor. Sürüş Devlet Hastanesi'nde 3 insanımız katlediliyor. Katliamı azmettiren kişi dokunulmazlığı bitmesine rağmen hala yapılan yargılamada ismi geçmiyor ve korumalar eşliğinde Erdoğan'a oy istiyor. İş yerimizde yaptığımız eylemler 500 müdafaa kapsamındadır ve kardeşim de bizi koruma amaçlı 500 müdafada bulunmuştur. 6 yıla yakındır tek kişilik hücrede tutukludur. Şu an 6. yargılaması yapıldı. Biz duruşmaya gitmedik. Çünkü yargılama yapan heyetin adil bir karar verecek bir cesareti yoktur. Bundan dolayı duruşmaya katılmadık. Annemle birlikte Adalet Bakanlığı'nın önünde adalet arayışımızı, adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yapılan adaletsizlik sadece bize karşı yapılmıyor. Yüzlerce insan anne gibi adaletsize uğruyor ve Ankara'da Adalet Bakanlığı'nda devam edeceğimiz mücadelemize herkesi danışmaya çağırıyoruz.